Bu bölümde sözlü tanıklıklara dayalı olarak belgeleme faaliyeti yürütürken dikkat edilmesi gereken hususlara, yöntemsel ve etik ilkelere değineceğim. Öncelikle sözlü tanıklıklarını bize aktaran bu kişilerin bireysel ve kolektif hakları ihlal edilmiş, büyük bir yıkımın mağduru olan ve fakat bu yıkımdan sonra hayatta kalmış, ayakta kalmış, bu yıkımın pek çok farklı etkisiyle bir düzeyde mücadele etmiş ve etmeye devam eden kişiler oldukları unutulmamalı. Bütün bu yıkımı anlatmak ve aktarmak oldukça zor olmasına rağmen bunu yapmaya gönüllü olan kişiler bunlar. O yüzden görüşmeler yoluyla tanıklık toplamaya başlamadan önce iyi hazırlanmak, yöntemsel ve etik ilkelere özen ve önem göstermek tam da bu kişilerin mücadelesine ve bu deneyimi ifade etme çabasına duyduğum saygının da bir gereği. Sözlü kaynaklara başvurmadan önce erişebildiğimiz tüm farklı kaynaklardan olay ve bağlama dair e, temel bilgileri edinmeye çalışarak bir ön hazırlık yapmak bu yüzden de çok çok önemli. Belli bir bölgede yoğunlaşan hak ihlalleriyle ilgili belgeleme çalışması yapıyorsak, yani bu bu belgeleme çalışmasını yapmak üzere bir sağ ziyaret planlıyorsak, o bölgedeki konuyla ilgili çalışan kişi ve kurumların neler oldukları belirlenmeli. Bu kişi ve kurumların ne gibi çalışmalar yaptıkları incelenmeli ve bunlarla iletişim kurulmalı. Aynı şekilde e, ihlalle ilgili hukuk mücadelesi veren avukatlarla iletişim kurulmalı. Sağ çalışmasının ve çalışanların güvenliğini sağlamak da yine oldukça önemli. E, görüşmeler sırasında teknik ekipmanlar kullanacaksak ki çoğu durumda kullanıyoruz ses kayıt cihazı ve kamera gibi. Eee ihtiyaçlarımıza uygun kalitede e, ekipmanlar seçmek ve bu ekipmanların ne şekilde kullanılacağını öğrenerek e, görüşmelere başlamak gerek. Ayrıca görüşülen kişiler tanıtlık anlatımlarının yanında bize farklı belgeler sunmak isteyebilirler ve biz de bu belgeleri de kayıt altına almak isteyebiliriz. Bunlar fotoğraflar olabilir, eski tarihli gazete küpürleri olabilir, hukuki başvuru belgeleri olabilir. Bu belge, bu türden belgeleri kayıt altına alabilmek için ee, yine uygun kalitede fotoğraf makinesi ve taşınabilir tarayıcı gibi ekipmanlar da bulundurmak ee, yerinde olacaktır. Belgeleme çalışmasının hangi amaçla yapıldığına göre görüşme tekniklerine karar verilir. Örneğin sadece olgusal bilgilere ulaşmak istiyorsak, iyi hazırlanmış bir formla bu görüşmeleri de yapabiliriz. Ancak ihlallerle ilgili daha derinlemesine bir bilgiye ulaşmak istiyorsak, Farklı mağduriyet türlerini de belgelemek istiyorsak daha derinlemesine görüşmeler yapmak gerekir. Bu görüşmeler yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış görüşmeler olabilir. Her belgeleme çalışmasında e, toplamamız gereken olmazsa olmaz bilgilerden diğer bölümde bahsetmiştik. Bu bilgiler görüşmenin akışı içinde e, alamadığımız bilgiler olabilir. Görüşmeciler olarak biz bunları sormayı unutabiliriz ya da görüşme yaptığımız kişiler bu bilgileri hatırlayamayabilirler. Bu yönde ısrarlı sorular sormak da görüşmenin akışını bozabilir. O nedenle bu tarz soruları ayrı bir form şeklinde hazırlayarak görüşme sonrasına saklamak uygun bir yöntem olabilir. Hazırlanan bu ayrı formda görüştüğümüz kişiye dair bilgiler de yer almalı. Yani görüşme yaptığımız kişinin e, ismi, Görüşme yaptığımız kişi, belgeleme çalışması yaptığımız eh, ihlalin doğrudan mağduru değilse mağdurla ilişkisi ve iletişim bilgileri kesinlikle bu, bu formda yer almadı. Zira görüşmeler sonrasında bu kişilerle bir tür bir düzeyde ilişkimizi devam ettirmek isteyebiliriz. Bu çalışmanın sonuçlarından bu kişileri haberdar etmek isteyebiliriz ve başka sebeplerle bu, bu kişilerle tekrar ilişki ve iletişim kurmak isteyebiliriz. Bu durumda iletişim bilgilerinin elimizde olması kilit önemde olur. Yine aynı şekilde onlar talep ettikleri durumda kendi iletişim bilgilerimizde görüşme yaptığımız kişilerle paylaşmamız gerek. Son olarak hazırlanması gereken form ise izin formudur. Görüşmelerin ne şekilde ve ne sınırda kullanılabileceğine yönelik kararı görüşme yaptığımız kişi verir. Görüşülen kişiler içeriklerin hiçbir şekilde başkasıyla paylaşılmasını istemeyebilirler. Anonim olarak paylaşılmasına izin verebilirler ya da belli kısımların paylaşılmasına izin verebilirler. Yine aynı şekilde belli kullanım alanlarına izin verip belli kullanım alanlarına izin vermeyebilirler. Onun için izin formlarında görüşmenin planlanan ve o zamana kadar planlanmış olmasa da potansiyel kullanım alanlarına yönelik detaylı seçenekler yer almalıdır. Bu türden izin formunun bütün bu seçenekleri görüşülen kişiye detaylı bir şekilde aktarmalı ve kararı kendisinin vermesi sağlanmalıdır. Aynı şekilde istediği zaman istediği bilgileri ve izinleri geri alabileceği de kendisine hatırlatılmalıdır. Bu hazırlıkların ardından görüşme günü, görüşme öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara geçebiliriz. Görüşmeleri görüşeceğimiz kişinin tercih ettiği yer ve zamanda yapmak uygun olur. Görüşme yapacağımız yere tam zamanında gitmeliyiz. Görüşmeye başlamadan önce kurumla ilgili, kendimizle ilgili yaptığımız belgeleme çalışmasının içeriği, amacı ve hedeflenen çıktılar ile ilgili bilgileri görüşme yaptığımız kişiyle paylaşmalıyız. Görüşme yapılacak kişinin tüm sorularını da eksiksiz yanıtlamalıyız. Ee, karşılıklı güven testi için böyle bir zamanın ayrılması çok önemli ve kıymetli. Görüşmecinin rahat hissedebileceği bir ortamda mümkünse yalnız bir şekilde görüşmeler yapılmalıdır. Özellikle de görüşülen kişiye müdahale edebilecek diğer aile bireyleri, kurumlardan kişiler ya da avukatların görüşme yapılırken orada bulunmamasına özen göstermek gerek. Eğer bunu sağlayabileceğimiz bir fiziksel ortam mevcut değilse görüşmeye başladığımız anda da belli müdahalelere, e, kibarca e, cevap verip engellemeye çalışabiliriz. Görüşme anında böyle bir müdahale gerçekleştiği anda e, kibarca uyarmakta da herhangi bir sorun yok. Hatta görüşmeci gerekli ve anlamlı gördüğü durumda diğer kişilerle ayrıca görüşme yapmayı da yapma seçeneğini de değerlendirebilir. E, görüşme yapılacak olan kişinin e, kendini en iyi ifade edebileceği, e, ana dilinde görüşme yapmaya imkan tanıyan bir araştırmacı ekiple çalışmak çok önemli. E, görüşmecinin sade bir şekilde giyinmesi ve görüşülen kişinin dikkatini dağıtacak e, aksesuarlardan kaçınması önerilir. Görüşme yapılacak kişinin onayına göre görüşmelerin ses ve görüntü kaydı alınır. Bu ses ve görüntü kaydını almak için kullanılan teknik ekipman konusunda bilgili olmak çok önemlidir. Mümkün olduğu durumda araştırmacı ekipte sadece bu teknik ekipmanlardan sorumlu olabilecek bir kişinin bulunması da faydalı olur. Bu durumda görüşme yapacak kişi sadece görüşmelerin akışına odaklanabilir. Teknik ekipmanların kontrolü de araştırmacı ekibinden diğer kişinin sorumluluğunda olur. Çoğu belgeleme çalışmasından e, haklı olarak tanıklığın içeriği önceleniyor ve bu da e, video görüntülerin kalitesine e, pek dikkat edilmemesi sonucunu doğuruyor. Bunu şunu hatırlatmak istiyorum. E, bu belgeleme çalışmasının farklı çıktıları farklı yaygınlaştırma amaçları için kullanılabilir. Bunların e, düzgün bir şekilde kullanılabilmesi için de e, video görüntülerinin ve ses kalitelerinin iyi olması gerek, gereklidir. Bunun için e, izlenmesi gereken belli ana kurallar mevcut. Örneğin, görüştüğümüz kişiyi kadraja düzgün bir şekilde yerleştirmek, e, görüşmeci ile görüşülen kişi arasındaki mesafeyi uygun bir şekilde ayarlamak, yine görüşülen kişinin e, mimiklerini e, kayıt altına alabilecek şekilde kamerayı konumlandırmak, bunlardan bazıları. Ses kalit kalitesini arttırmak açısından da e, alınabilecek bazı tedbirler mevcut. Bu, kullandığımız ekipmanın kalitesiyle ilişkili olabileceği gibi, nerede konumlandırıldığıyla da ilişkili. Aynı şekilde bazen ve gerekli gördüğümüz durumda yaka mikrofonu gibi seçenekleri de kullanabileceğimizi hatırlatmak istiyorum. Tüm hazırlıklar sonrasında görüşmelere başlanır. Görüşmeci ile görüşülen kişi arasındaki fiziki mesafeye dikkat etmek gerek. Diğer bölümlerde belirtildiği gibi görüşme yapanlarla görüşülen kişiler arasındaki asimetrik ilişkiyi tanımak ve belgeleme çalışmasının her safhasında bununla mücadele etmek çok önemli. Bu asimetrik ilişkinin kendisini en çok gösterdiği, en net gösterdiği yerlerden biri ifade ve hitap şekilleri. Görüşme yapılan kişi görüşmeciye siz diye hitap ediyorsa, görüşmeci de aynı şekilde cevap vermelidir. Bu hem Görüşme yaptığımız kişinin e, kurmak istediği ve korumak istediği mesafeye saygı duymak anlamına gelir. Hem de görüşmeci ve görüşülen kişi arasındaki ilişkiyi eşit bir e, düzleme çeker. Görüşülen kişinin anlattıklarını samimiyetle ve ilgiyle dinlemek de en temel ilkelerden biri. E, dinlendiğini hissettirecek onay sesleri ve cümlelerini kurmaktan kaçınmamak gerek. ses Alınan ses ve görüntü kayıtları başka bir amaçla kullanılacaksa, ve farklı seslerle bölünmemiş bir kayıt da ulaşmak istiyorsak görüşme bütün bu onay ifadelerini sesli bir şekilde değil jest ve mimiklerle de yapabiliriz. Böylece anlatının tamamı farklı seslere bölünmeden kaydedilebilmiş olur. Görüşmenin akışı içinde aklımıza gelen soruları o anda soramayabiliriz. Bu soruları not etmek için kağıt ve kalem bulundurmak çok iyi olur. E, bu sorulara geri dönmek için e, uygun zaman geldiğinde görüşme yaptığımız kişinin e, bazı ifadelerini kendisine hatırlatarak bu, bu soruları yöneltmek çok daha uygun olacaktır. Bu şekilde karşımızdaki kişiye onu dinlemediği hissini vermemiş oluruz. E, görüşmeyi yönlendirecek ve yargı belirtecek sorulardan da kaçınılmalı. Görüşülen kişiler bazen e, onay bekledikleri için bazen de karşılarındakinin pozisyonunu anlamak için belli sorular yöneltebilirler. Bu durumda böyle bir böyle bu şekilde sorularla karşılaşıldığında görüşmeci bu sorulara kısa ve net cevaplar vermeli ve hemen e, görüşmenin belirlenen akışına geri dönmeye çalışmalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle görüşme yapılan kişiyle herhangi bir konuda tartışmaya girmekten kaçınılması gerekir. Görüşmeler için hazırlanan yönergeler belli bir tarih ve konu sıralamasını izler. Ancak görüşülen kişi tekrarlamaya alışkın olduğu bir anlatıyı aktarmaya meyilli olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında yönergeyi izlemekte ısrar etmek, görüşülen kişiyi kilitleyebilir, görüşmeye yabancılaştırabilir ve rahat bir şekilde kendini ifade etmesini engelleyebilir. Böyle bir durumda görüşmeye başlarken e, görüşülen kişinin e, kendi hikayesini, kendi istediği sırada ve detayda anlatmasına izin vermek önerilen yöntemlerden biridir. Bu sayede e, yönergedeki pek çok sorunun cevabı da bu anlatın içinde olacağı için daha sonra detaylandırmak istediğimiz sorularla görüşmeyi daha da derinleştirebiliriz. Görüşme arasında görüşülen kişi bazen sorularımızın cevabını hatırlayamadığı için, bazen neyi nasıl söylemesi gerektiğini tarttığı için, bazen de duygusal olarak yoğun bir hissi yaşadığı için sessizleşebilir. Bu türden sessizliklere izin vermek gerekir. Hatta gerekli görüldüğü durumda görüşmeyi durdurmak, kamerayı kapatmayı önermek gibi yöntemler de denenebilir kişisel olarak yaşanmış bir felaket deneyimi bireye özgüdür benzer bir deneyimden geçmiş kişilerin ne bu deneyimleri ne bu deneyimlerin onlarda bıraktığı izler ya da talepler aynı olmak zorunda değildir o nedenle genellemelerden ve yargı belirten yorumlardan kaçınmak gerekir aynı şekilde Görüşmecinin görüşülen kişiyle kurduğu empatide de aşırıya kaçmamak önemlidir. Seni çok iyi anlıyorum, dayanması ne kadar da zor, bunları çok iyi biliyorum gibi ifadelerden kaçınmak bunun bir yolu olabilir. Bu sayede görüşmeciyle görüşülen kişi arasında kurulmaya çalışılan eşit ilişkiye zarar verilmemiş olur.